Vatikan ve izlediği mevcut hiyerarşi her cinsel istismar skandalı patlak verdiğinde kamuoyunda tartışılır hale geliyor. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi 2014 yılındaki raporunda Vatikan'ı imajını zedelememek için gerçekleri saklamakla eleştirdi. Vatikan'ın çıkardığı düzenlemeler ve uygulamaları daha fazla cinsel istismar olayının yaşanması ve suç işleyen din adamlarının cezasız kalmasına yol açtı. Ayrıca bu istismarları konuşmama kuralı getirilirken, istismar olaylarını polise bildirmek de hiçbir zaman yasalarla zorunlu hale getirilmedi. Vatikan'ın çocuk istismarına karşı izlediği politikalara getirilen eleştiriler, 2002 yılında Boston'da yaşanan skandalla ayyuka çıktı. Bölgesindeki kiliselerde yaşanan birçok cinsel istismar olayına göz yumduğu ortaya çıkan Başpiskopos Bernard Law istifa etmek zorunda kalmıştı. Benzer bir olay da İrlanda'da yaşanmıştı. Kilise eşrafının çocukları yıllarca taciz ettiği, ıslah evleri, yetimhaneler ve okullarda çocuklara yönelik istismarın otoritelerce örtbas edildiği ortaya çıkmıştı. Bu soruşturmada kurbanların neler yaşadıkları anlatılıyor, mağdur olan çocuklar nerede tacize uğradıklarını anlatıp bunu kanıtlamaya çalışıyorlar. Bu da onların bir nebze olsun acılarını dindirmeye yardımcı olacak. 2010 yılında Almanya'da Canikus Koleji'nde 1970'li yıllara dek uzanan taciz olaylarının aydınlığa kavuşturulması yeni bir şok etkisi yaratmıştı. Bir kez daha Vatikan'ın izlediği hiyerarşi ve skandala karışan din adamlarına yönelik suskunluğu tartışmaya açılmıştı. Birkaç kişinin kişisel tepkilerini gördünüz. Hiçbiri suçlu değil. Sorumluluk bana ait değil diyorlar. Bunlar Vatikan tarafından görevlendirilmiş. Bu da şu anlama geliyor. Bu suçun sorumluları yine bir araya gelip nasıl işin içinden çıkacaklarını planlıyorlar. Bir tarafta binlerce çocuğun tacizle travmaya uğraması, diğer tarafta bu istismarı görmezden gelerek sorumlu olanları koruyan kilise otoritesi. Papa Francis, yaşanan skandallar için hem özür diledi hem de af istedi. Ailelerden gelen şikayetlere rağmen kilise eşrafının cinsel taciz olaylarına yönelik gerekli adımları atmamaları günahtır. Bu günahların affı için sizden bağışlanma diliyorum. Papa Francis, kiliselerde yaşanan benzer olaylara karışanları incelemeye almak için Vatikan bünyesinde mahkeme kurdu.